Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde Leallehu Hayrun isimli metnimizi okuyacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar metnimize geçmeden önce kelimelerine göz atmak istiyorum. Hemen bakıyoruz kelimelerine. Bakınız gaddara yukaddiru takdir etti, belirledi anlamına geliyor. Bunun gaddara'nın tahmin etti anlamı da var arkadaşlar. Modern Arapçada görmekteyiz. Dera'e yed'ra'u bakınız defetti, önledi, giderdi gibi anlamlara geliyor. An harfi cer'iyle kullanılmasına dikkat ediniz. Feracun ise rahatlık, kurtuluş anlamına geliyor. Ferisetün ferais bu bir isim. Efendim av kurban anlamına gelmekte. Burada hufratün, huferun kelimesi var. Hufratün müfrettir. Efendim hufarun ise cemdir. Hendek çukur anlamına geliyor. Nezefe yenzifu ise arkadaşlar kanadı, kan kaybetti anlamına geliyor. Tesemmeme yetesemmemu zehirlendi anlamında kullanılmakta bir fiildir. Tefahhasa arkadaşlar yetefahhasu muayene etti, inceledi, araştırdı gibi anlamlara gelir. Devam ediyorum. Rafaka, yurafiku eşlik etti anlamına gelmektedir. Dilerseniz bu fiillere, buradaki fiillerin özellikle mastarlarına da kendiniz sözlükten bakıp mastarlarıyla birlikte öğrenebilirsiniz. O zaman daha etkili öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Dersimize başlıyoruz. Belki bir tık daha büyütebilirim. Leallehu hayrun. Bunu şu şekilde tercüme edeceğim. Belki de o hayrun daha hayırlıdır. Leallehu belki de o daha hayırlıdır. Burada Lealli'yi hatırlayabilirsiniz. Bu İnne ve kardeşlerinden idi. İsim cümlesinin başına gelir. İnne ve kardeşleri isim cümlesinin müptedasını ref haberi nasb ve düzeltiyorum. İsim cümlesinin müptedasını kendi ismi olarak alırlar. Haberini kendi haberi olarak alırlar. O kendi isimlerini nasb haberlerini ise arkadaşlar ref ederler. Diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. El iman, iman diyebiliriz, inanmak diyebiliriz, kabul etmek diyebiliriz. Bakın el imanı iman. Neye iman? Bil kadai, kazaya iman, vel kaderi, kadere iman. Dolayısıyla kaza ve kadere iman rüknün şarttır. Min erkanil iman, imanın şartlarından bir şarttır. Ya da imanın şartlarından bir tanesidir diyebiliriz. Burada rüknün kelimesini görüyoruz. Şart demek, temel demek, ilke demek, prensip demek, asıl demek arkadaşlar. Böyle anlamların olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada kaza aslında kelime anlamına baktığımızda şunu görürüz. Gerçekleşme anlamına gelir. Burada kader de efendim yazgı, biraz daha yazgı, bir şeyi yazma gibi düşünebilirsiniz. Mesela kaderin teori efendim kazanın da pratik olduğunu bu anlamda söyleyebiliriz. Niçin böyle bir izahta bulundum? Kelimelerin mesela bunlar kaza ve kader kelimeleri kelam ilminin konusunu teşkil eder. Istilah anlamında. Ya yani bunlar zikredilince aklınızda kalıcı olması bağlamında böyle bir şey ben ifade ettim ve devam ediyoruz. La yetimmu tamamlanmaz imanül mer'i kişinin imanı tamamlanmaz illa ancak bihi onun ancak onunla tamamlanır. Burada hu'yu arkadaşlar imana göndereceğim ama buradaki iman neye imandı? Kaza ve kadere. Dolayısıyla kişinin imanı ancak kaza ve kadere imanla ya da inanmakla tamamlanır diyoruz. Fel mü'minu, mü'min, zira şu diyebiliriz buna. Mü'minu, iman eden kimse, ya'lemu bilir. Neyi bilir? En Allah'e Allah yukaddiru belirler li ibadihi kullarına neyi belirler? Külle umurihim onların işlerin hepsini kulları için işlerinin hepsini belirler. Mümin buna inanırmış, bunu bilirmiş. Başka neyi bilir? Ve enne kadâehu Allah'ın kazası. Sübhanehu Allah Sübhan'ın kazası. Burada Sübhan
Bütün eksiklerden, noksanlıklardan münezzehtir anlamına gelir. Allah Sübhanehu'nun kazası diyelim. Daimen, daima. Yani bu kaderin aslında gerçekleşmesi anlamında düşünebiliriz kazayda. Vel hayru, hayırdır. Vel hikmetu, ve de hikmettir. İyilik ve hikmettir diyebilirim ben buraya arkadaşlar. Hikmet ne mesela? Hikmeti de bilgelik olarak ifade edebiliriz. Devam edelim. Ve in ra'ahu, kişi görse bile, hu onu, neyi arkadaşlar? Kazasını. Fi sureti şerrin azimin, büyük bir şer suretinde ya da büyük bir kötülük suretinde onu görse bile, efendim, Allah'ın kazasının daima hayır ve hikmet olduğunu bilir. Başka neyi bilir? Allah'ın kullar için işlerini yine belirlediğini de bilir diyoruz arkadaşlar. Fakat devam ediyorum. Bakınız, yakav olabilir, gerçekleşebilir diyebilirim. Ama burada fi harfi ceri var. Onunla ilgili efendim anlamı biraz değiştireceğiz. Eşşapsı, kişi düşebilir diyeceğim arkadaşlar buraya. Neye düşebilir? Fi mesaibi kebiratin, büyük böyle zorlukların, belaların içerisine düşebilir. Ve yazunnu, böylece de yazunnu zanneder, yani yine zannedebilir. Enne fiha, bu sıkıntılar da vardır. Ne vardır? Nihayetehu, kendinin sonu vardır. Büyük bu sıkıntılarda da kendisinin sonunun olduğunu düşünebilir. Tümme sonra da yecidu, görür, fark eder. Enne hadihil musibete, bu musibet, bu bela, at dera et gidermiştir anhu ondan, musibeten bir belayı, eşedde daha şiddetli. Sonra da diyelim, bu sıkıntının kendisinden daha büyük bir sıkıntıyı gidermiş olduğunu görür. Burada vecedeyi görür anlamını vereceğiz arkadaşlar. Bunlar zaten kalbi fiillerdir. Bu şekilde anlamlar biz ifade ediyoruz. Devam ediyoruz. Ev veyahut da kânet, bidayeten bir başlangıç olur. Li feracin kebirin, büyük bir kurtuluş için başlangıç olur. Şunu söyleyebiliriz. Evi yine atfederiz arkadaşlar. Veyahut da bu büyük sıkıntının, şimdi bu sıkıntının efendim büyük bir kurtuluş için başlangıç olduğunu ne yapar? Anlar, kavrar, görür diyebiliriz arkadaşlar. Kale Teala, Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve asa, belki de diyorum ben buna, en tekrahu şeyen, sizin istemediğiniz bir şey, en tekrahu, siz istemiyorsunuz şeyen bir şeyi. Dolayısıyla sizin istemediğiniz bir şey, ve huve hayrun, daha hayırlıdır, leküm, sizin için. Yani istemediğiniz, nefret ettiğiniz ya da hoşlanmadığınız bir şey belki de sizin için daha hayırlıdır. Ve asa, yine belki de, en tuhibbu, istediğiniz şey ya da hoşunuza giden şey, şeyen, ve huve, bu da, şerrun leküm, sizin için daha şerlidir. Vallahu, Allah, ya'lemu, bilir. Ve entüm, siz, la ta'lemune, siz bilmezsiniz şeklinde ayetimizde anlıyoruz arkadaşlar. Bakara 216. ayetimiz imiş. Evet. Ve kıssatu leallehu hayrun. Leallehu hayrun hikayesi, ihdel kısasil kadimeti, eski hikayelerden bir tanesidir. Nasıl hikayeler? Bakın, ikinci bir sıfatı geldi. Elleti tüekkidu, vurgular. Neyi? Enne kada Allahi, Allah'ın kazası, ibadihi, kulları için Allah'ın kazası, fihi, bu kazasında var, hayrun kesirun, birçok iyilik vardır. Allah'ın kulları için kazasında birçok iyiliğin olduğunu belirten eski hikayelerden bir tanesidir. Bu leallehu hayrun hikayesi diyoruz. Devam edelim. Fakat öyle ki diyelim burada kifaya, kad harace çıktı. Melikun, bir kral, zate yevmin, bir gün.
Neye çıktı? Lisaydı, avlanmaya çıktı. Ma vezirihi, veziriyle birlikte, el mukarrabi minhu, kendisine yakın olan bir veziriyle. Buraya biraz daha samimi olduğu veziri diyebiliriz arkadaşlar. Kanel veziru, vezir de idi, hakimen, bilge, takiyen, dindar. Bilge ve dindar birisiydi. Yu'minu, iman eder ya da inanır. Bi enne külle şeyin, her şey, nasıl her şey? Efendim, yukaddiruhu, bu şeyi Allah belirliyor, Allahu Allah belirliyor, li ibadihi, kullarına. Dolayısıyla Allah'ın kullarına belirlemiş olduğu her şey ya da her şeyin onlar için, yani kullar için daha hayırlı olduğuna iman ederdi diyoruz. Bu vezirin vasfıymış. Pekâne küllema, her ne zaman diyorum buraya, asabethu, musibetün, bir musibet, bir bela ona isabet etse, yakulu, şöyle der, yakulu der, leallehu hayrun, leallehu hayrun derdi. Leallehu hayrun, biraz önce ifade ettik, belki de o daha hayırlıdır. Yani belki de o daha hayırlıdır der imiş. Ve küllema neca el meliku, ve küllema necaha arkadaşlar, kurtul, başarılı oldu. El melikü melik, her ne zaman başarılı olduğunda diyorum, fi istiyadi ferisatin, ferisa av demekti, bir avı avlamada, her ne zaman başarılı olursa kral, kanel vezir, vezir idi, yuraddidu, tekrar ederdi. Neyi tekrar eder? Leallehu hayrun, leallehu hayrun ifadesini tekrar ederdi. Ve esna-i seyrihima, ikisinin yürüyüşü esnasında, sakata, düştü, el meliku, kral, feceeten, ansızın düştü, fi hufratin amikatin, hufratin çukur, amika derin, derin bir çukura düştü, fil gabeti, ormanda, ormanda derin bir çukura düştü. Ve cürihat, yaralandı, yeduhu, eli, cerhan amikan, derin bir yarayla yaralandı. Dolayısıyla eli derin bir şekilde yaralandı diyoruz arkadaşlar. Ve nesefe, akıttı, deman, kanı, kesiren, çok. Ve elinden diyelim çok kan attı şeklinde burayı anlayabiliriz. Fekale el veziru. Fekale, bunun üzerine kale dedi. El veziru, vezir dedi. Bakın vezir ne demiş arkadaşlar. لَعَلَّهُ خَيْرٌ, belki de o daha hayırlıdır demiş, yine aynı ifadesini tekrar etmiş arkadaşlar. ثُمَّ sonra ذَهَبَ بِالْمَلِكِ, ذَهَبَ bir götürdü demek, meliki götürdü, kralı, اِلَى الْقَصْرِ, saraya götürdü, ve emara, emretti, بِاِحْضَارِ tabibi, doktorun getirilmesini emretti. رَأَى اَتْطَب۪يبُ, doktor gördü. Ya da burada anladığı, fark etti diyebiliriz. Anladı diyeceğim ben. Ennel isba parmak kat tesemmeme, zehirlenmiş idi. Ve seyyuzi, zarar verecek idi. Küllel cismi, bütün bedene diyorum arkadaşlar. Doktor parmağın zehirlenip bütün bezene zarar vereceğini, burada eziyet edeceğini diyebiliriz. Acı vereceğini. Hatta azcı verecek. Ben zarar diyorum. Zarar vereceğini doktor anladı. Burayı. Ve labütte min kad'ihi, onun kesilmesi gerekiyordu. Hatta şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Doktor parmağın zehirlenip bütün bedene zarar vereceğini ve onun kesilmesi gerektiğini anladı. Velakinle ancak, melakinnel melike, ancak kral rafaza, reddetti. Kadahu, onun kesilmesini, hatta sonunda da sa'e haluhu, sa'e kötüleşti haluhu, onun efendim durumu kötüleşti. Durumu kötüleşinceye kadar da kesilmesini reddetti, kabul etmedi diyebiliriz. Vazdurra, mecbur kaldı, ila kadaihi, onun kesilmesine de mecbur kaldı. Fekalel veziru lehu, vezir, kale dedi, vezir, vezir dedi, lehu, ona şöyle dedi, leallehu hayrun, belki de o daha hayırlıdır dedi. Fezannel meliku, melik zannetti ki, ya da zannetti, neyi zannetti? Ennehu, o, yani melik, yani vezir arkadaşlar, bu vezire gidiyor.
Feriha sevindi bima şeye ma hadese oldu lehu kendisine, kralın kendisine. Dolayısıyla kralın başına gelen şeye kral vezirin sevindiğini zannetti. Fagazibe kızdı bunun üzerine. Gazaben şey değil, ben buna çok kızdı diyorum arkadaşlar. Şiddetli bir şekilde kızdı. Ve saraha bağırdı kailen şöyle diyerek bağırdı. Ve mel hayru fi kad'i isba'i. Ve mel hayru. Hayır da nedir? Fi kad'i isba'i. Parmağımın kesilmesindeki hayır nedir? Ya da parmağımın kesilmesindeki iyilik nedir? Diye arkadaşlar bağırmış. Sümme sonra emara emretti bi vad'ihi onun atılmasına fissicini hapishaneye atılmasını emretti. Fekale'l veziru. Fekale dedi el veziru vezir bunun üzerine dedi. Leallehu hayrun. Belki de o daha hayırlıdır demiş yine. Evet. Ba'de fetratin bir süre sonra ve ba'de fetratin bir süre sonra Vehebe gitti. El Melikü kral Lissaydı. Avlanmaya gitti. Fi gabetin ba'idetin uzak bir ormanda avlanmaya gitti. Nasıl uzak? An memleketihi kendi krallığından uzak bir orman diyebiliriz. Memleketin krallık anlamı var arkadaşlar. İsterseniz kendi memleketinden diyebilirsiniz. Ve inde makane yutaridu feriseten bir avı kovalar iken ya da bir avın peşinde koşar iken iptal de uzaklaştı. An hurrasihi korumalarından uzaklaştı. Ya da askerlerinden diyebilirsiniz buraya. Faharacet çıktı aleyhi onun karşısına. Kabiletün bir kabile onun karşısına çıktı. Ve hacemethu ona saldırdı. Ve emseku bihi onu yakaladılar. Litakdimihi onu sunmak için kurbanen kurban olarak li alihetihim ilahlarına onu ilahlarına kurban olarak sunmak için yakaladılar. Ve indema tefahhasahu onu incelediğinde zaimul kabileti kabilenin reisi onu incelediğinde vecede buldu diyebiliriz, fark etti diyebiliriz, fark etti. Neyi fark etti? İsbaahu onun parmağı maktuan kesilmiş. Parmağının kesilmiş olduğunu fark etti. Fasaraha seslendi fihim onlara. Oradaki kabilesindeki adamlar arkadaşlar. Onlara seslendi ve emara emretti bir terkihi onun bırakılmasını emretti. Burada hu krala gidiyor arkadaşlar. Felabudde en yekûnel kurbanu. Kurban olmalıydı. Burada labudde melimalı anlamına gelir arkadaşlar. Kurban olmalıydı. Ne olmalıydı? Sahihan sağlam. Yani kurbanın sağlam olması gerekirdi. Ve illa aksi takdirde diyorum hallet üşüşür aleyhim onlara lanetül aliheti ilahların ya da tanrıların laneti onların başına üşüşürdü ya da onların başına gelirdi şeklinde anlayabiliriz arkadaşlar. Entalaka gitti el melikü melik kral Musri'an hızlı bir şekilde gitti. Ve Allah'a hamd etti. Hamide hamd etti. Allah'a kefiran çokça. Allah'a çokça hamd etti. Liannehu çünkü o neca kurtulmuştu minevvebihi kesilmekten ya da boğazlanmaktan kurtulmuştu. Vahade ila kasrihi sarayına döndü. Ade ila döndü demek kasrihi sarayına vakat edrake anlamıştı. Neyi? Enne isba'ahu onun parmağı el maktu'a kesik parmağı ve sirru necatihi onun kurtuluşunun sırrıydı. Kesik parmağının kurtuluşunun sırrı olduğunu anlamıştı. Emre emretti el meliku kral bi ihracil veziri
Minessicini, vezirin çıkartılmasını. Nereden? Minessicini hapishaneden. Hapishaneden çıkartılmasını emretti. Ve Rava anlattı lehu ona, yani veziri anlattı. Neyi anlattı? Ma ol şey ki hadese gerçekleşti lehu kendisi için. Başına gelen şeyi de veziri anlattı. Ve atezara lehu, ondan özür diledi. Yani vezirden. Ala ma faalehu bihi, ala şey üzerine, ma ol şey ki faalehu, onu yaptı, bihi vezire yaptı. Yani vezire yaptıklarından ötürü vezirden özür diledi diyoruz arkadaşlar. Sümme sonra da se'ele sordu, vezirahu vezirine sordu. Fakale o da şöyle dedi arkadaşlar. İza kâne fi kad'i isba'i hayrun li'ennehu necani diyeceğiz arkadaşlar. Burada neca olacak. Necani minel mevti. Bunu arkadaşlar şöyle ifade edebiliriz. Eğer beni ölümden kurtardı diye parmağımı kesmenin bir faydası varsa, şöyle diyelim. Eğer beni ölümden kurtardığı için, bakınız şöyle tekrar ifade edelim. Beni kurtardığı için minel mevti ölümden parmağımın kesilmesinde bir iyilik var ise, bu izâ kâne var ise diyoruz. Femel hayru, iyilik nedir? Ellezî öyle iyilikli, ra'eytehu, sen onu gördün. İndemâ emartu, ben emrettiğimde bir secinike, senin hapse atılmanı. Senin hapse atılmanı ben emrettiğimde senin görmüş olduğun o iyilik nedir ya da bundaki hayır nedir şeklinde anlayabiliriz. Fekulte, sen de dedin, ben diyor senin hapse atılmanı emrettiğimde ve senin de lallehu hayrun dediğindeki bu iyilik nedir diyor arkadaşlar. Şimdi cevap geldi. Hübteseme, gülümsedi el veziru, vezir kailen şöyle diyerek gülümsedi. Ene ben urafikuke, sana eşlik ediyorum daimen. Daima ya da sürekli ben sana eşlik ediyorum. Felev küntü maake, seninle olsaydım fi rihleti saydi hadihi, bu av yolculuğunda seninle birlikte olsaydım ya da senin yanında ben de olsaydım. Le ahazeni, beni alacaktı haula il mecanin. Bu mecanine manyaklar diyorum arkadaşlar. Bu manyaklar beni alacaklardı. Bedelen minke, senin yerine. İndema ikteşefu, onlar anladıklarında kad'a isba'ike, senin parmağının kesik olduğunu anladıklarında bu manyaklar senin yerine beni alacaklardı. Fekalel meliku, melik bunun üzerine şöyle dedi. Hakkan, gerçekten de leallahu hayrun, o daha hayırlıdır. Vezirin cümlesini gördüğünüz gibi efendim onlar da demiş. Şimdi burada mecanin kelimesine ben değinmek istiyorum. Mecnundur bunun. Mecnundur arkadaşlar bunun müfredi. Sözlüklerde delirmiş, çıldırmış, deli, manyak gibi anlamlara gelen arkadaşlar bir kelimedir. Çarpık, serseri gibi efendim, kudurmuş, aklını kaybetmiş gibi anlamlara geliyor. Ben de manyak demeyi tercih ettim. Devam ediyoruz. El müfredat. Bunları yaptık zaten. Tedribatül efendim fehmi vel istiab, kavrama mı anlama alıştırmaları diyoruz. Biz burada şimdi arkadaşlar soruların irab değerlerini ifade edeceğiz, soru isimlerinin. Ecip, bakın cevap veriniz demek. Anil esileti, sorular elati, aşağıda diyebiliriz. Gelecek olan sorular diyebiliriz. Eyni nerede? Sakata düştü. El melikü melik esna eseyrihi. Yürürken diyorum, yürüyüş esnasında fil gabeti, ormanda. Ormanda yürüyüş esnasında melik nereye düştü? Daha doğrusu nereye düştü? Bu eyne mefulün fih zarfı mekan olarak irab edilir. Mazane ra'a, gördü. Et tabibi, doktor. İnde ma fahasal melike, inde ma fahasa, muayene ettiğinde el melike kralı. Ne gördü? Neyi fark etti arkadaşlar? Bu mazada mef'ulün bih olarak irab edilir.
Evet. İmada niçin gazibe kızdı? El Melikü kral gazaban şediden çok şiddetli bir şekilde diyorum buraya. Kızdı. Minel vezir vezire kızdı. İmada eylemin sebebini soruyor. Mef'ulün lil eclih diyoruz ya da mef'ulün leh de diyoruz arkadaşlar. İmada niçin saraha bağırdı zaimul kabile ya da seslendi de diyebilirsiniz. Kabilenin reisi ba'dema fahasa el melike. Kralı muayene ettikten sonra diyoruz. Burada limada yine mef'ulün lil eclih olarak kabul ediliyor. Evet, maza ne? Edrake. Ne ya da neyi? Edrake anladı. El melikü kral. Kral neyi idrak etti? Endema neca kurtulduğunda minel mevti ölümden fil kabileti. Kabiledeki ölümden kurtulduğunda neyi idrak etti ya da anladı dedik. Burası mazda arkadaşlar yine mef'ulün bih olarak irab ediyoruz. Bime neyi emara emretti? El melikü kral. Ne zaman? İndema ade ila kasrihi. Kas sarayına döndükten sonra diyoruz. Düzeltiyorum. İndema kası sarayına döndüğünde arkadaşlar. Ba'da rihletihi el-ahirati son yolculuğundan sonra sarayına döndüğünde neyi emretti? Buradaki ma arkadaşlar mef'ulün bir gayri sarih olarak yine irab ediyoruz. Ve gelelim bu kısma. Da alamete savabin emamel ibareti sahiha. Doğru cümlelerin önüne bu tik işaretimiz koyunuz demiş. Ve alamete hata emamel ibaretil hata. Hatalı ibarelerin önüne de bu çarpıyı koyunuz. Sümme sahih el hata sonra da hataları düzeltiniz demiş. Doğru yanlış olduğuna bir bakalım arkadaşlar. Onu ifade edelim. Evet. Yukaddiru bakın takdir eder. Allahu Allah. Ba'dal umuri ibadihi. Kullarının işlerinin bir kısmını takdir eder. Orada hepsini demişti arkadaşlar. Burası külle olursa düzelir. Bu haliyle kabul etmiyoruz. Hat temnau el musibetu. Musibet engelleyebilir. Musibeten adama daha büyük bir musibeti engelleyebilir. Bunu kabul ediyoruz. Kazaullah Allah'ın kazası. Sübhanehu Allah Sübhan'ın kazası daima şerrin daima şerdir. Hayır, daha burası hayrın olacak. Bunu da yanlış kabul ediyoruz. Küllül mesaip musibetlerin hepsi tekün olur fiha bu musibetlerinde olur. Nihayetül insan, insanın böyle sonu bu musibetlerin hepsinde oluşur diyor arkadaşlar. Meydana gelir diyelim. Böyle bir şey de yok arkadaşlar. Onu söyleyelim. Kânel melikü kral yuraddidu tekrar eder idi daima. Daima tekrar ederdi ibareti. Şu ibareyi leallehu hayrun efendim belki de daha hayırlıdır ifadesini diyelim. Daima kral tekrar eder idi. Burada melik arkadaşlar değil vezir yapıyordu. Bu tekrar işlemini. Fin nihayeti sonunda ya da sonuçta ihtezara el meliku ihtezara özür diledi el meliku melik kimden lil vezir vezirden özür diledi amma faalehu bihi bu şu demek kendisine yaptıklarından dolayı burası an artı ma'dır an artı ma şeyden dolayı diyoruz arkadaşlar faalehu onu yaptı bihi onu yaptı yani kral vezire yaptıklarından ötürü vezirden nihayetinde özür diledi diyoruz buraya da. İ'tezara li arkadaşlar bakın bir şeyden birinden özür dilemek anlamına geliyor. Bunu doğru kabul ediyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz diğer bir alıştırmamıza. Biraz. Evet. Arkadaşlar alıştırmamıza başlıyoruz. Hemen okuyoruz cümlemizi. Bakınız ifade edelim. Sılil cümlete cümleyi birleştiriniz. Fil amudi hemze. Hemze efendim
sütununda bir mane ile birleştirelim. Bakın bunu da ifade ediyor. Bir ma yutimi manaha onun anlamını tamamlayanla bil amudi ba sütununda da anlamını tamamlayanla birleştiriniz demiş. Hemen okuyalım arkadaşlar. Vehebe gitti el melikü kral lisaydi efendim avlanmak için fi rabetin bir ormanda avlanmak için gitti diyelim. Nasıl bir orman? Bakın burada baidetin an memleketihi kendi krallığına uzak bir ormanda avlanmak için ya da avlanmaya gitti diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. İndema kânel melikü yutâridu feriseten. Burada târa da kovaladı anlamına gelmekteydi. Feriseten de av demekti arkadaşlar. Kral avını kovalarken iptâede an hurrasihi askerlerinden ya da efendim korumalarından uzaklaştı diyebiliriz buraya da. Haracet bakın çıktı. El kabile tu kabile. Kabile hatırlarsanız arkadaşlar hikayede kralın karşısına çıkmış idi. Ve emseketi yakaladı el meliki. Meliği yani kralı yakaladı. Ya da burada haraceye ortaya çıktı ve kralı yakaladı diyebiliriz. Niçin yakaladı? Şurada güzel bir ifademiz var. Ve takdimihi onu bakın sunmak için kurbanın kurban olarak li alihetihim ilahlarına. İlahlarına kurban olarak onu sunmak üzere onu yakaladık diyebiliriz. Devam edelim. Fi kada illahi Allah'ın kazasında vardır diyoruz bakın. Lil mu'mini mümin için ne vardır? El hayru iyilik vel hikmeti hikmet ya da bilgelik. Hikmet diyelim arkadaşlar vardır. Ve in ra'a onu da görse bile fihi o efendim Allah'ın kazasında şerran azimen böyle büyük bir şer görse bile kim görecek burada tabii ki mümin onu da görse bile şeklinde bunu anlıyoruz gördüğünüz gibi. Kad tekünül musibeti. Kad tekün olabilir. El musibetü musibet. Yani bela, sıkıntı. Elleti tusibul mu'mine. Mü'mine isabet eden. Dolayısıyla müminin başına gelen musibet olabilir. Bakın burada kânenin bu musibe efendim ismidir. Haberi de müennes gelir. Oradan şurada bidayeten müennes mansub olur arkadaşlar. Bidayeten bir feracin kebirin büyük bir kurtuluşun başlangıcı olabilir bir musibet şeklinde burayı anlıyoruz. Dolayısıyla anlamı şöyle de ifade edebiliriz. Müminin başına gelen musibet büyük bir kurtuluşun başlangıcı olabilir şeklinde anlayabiliriz burayı da. Evet, levkânel veziru ma'al meliki, levkânel veziru, eğer vezir olsa idi, kimle? Ma'al melik, efendim kralla birlikte olsaydı ya da kralın yanında olsaydı, nerede fi rihleti av yolculuğunda, le'ehadehu onu kesinlikle bakın burada alır idi, efradül kabileti, kabile üyeleri, kabile üyeleri onu kesinlikle alırdı diyoruz arkadaşlar. Evet, böylece bu grup alıştırmayı tamamlıyoruz ve diğerine geçiyoruz. İhteril cevabı sahih fi ma yeti. İhteris cevap el sahih el cevap es sahih. Doğru cevabı ihtar seçiniz fi ma yeti. Aşağıdaki gelen şeylerde yani aşağıdaki cümleleri anlayabiliriz. Bunlar metinde geçti ama tekrar ediyoruz arkadaşlar tabii ki. El imanı iman. Bil kadai, kazaya iman. Vel kaderi, kadere iman. Kaza ve kadere iman. Rüknün arkadaşlar şarttır. Minerkanil imani değil mi? İmanın şartlarından bir şarttır diyoruz ve cevabımız burada bakınız B şıkkı oluyor gördüğünüz gibi. Burada tabi burası İslam, İslam demek, el ihsan, iyilik demek, Allah'ın efendim kişiyi görmesi demek. Kişinin de Allah'ı efendim görüyorcasına ibadet etmesi demek. Ya salatı ise namaz anlamına geliyor. Devam edelim. Fi kada illahi Allah'ın kazasında var. Allah Teala'nın ne var? Daimen. Daima var. Bakın burada zararın zarar demek. Belanın bela demek. Bil Türkçedeki bela. Hayrın iyilik demek. Bakın cevabımız hayrın olacak onu söyleyelim. Burada da ikabın cezalandırma demek arkadaşlar. Cevabımız hayır olacak.
Kıssatü leallehu hayrun. Leallehu hayrun hikayesi ihtel kısas. Hikayelerden bir tanesidir. Nasıl hikayeler? Bakın burada gördük bir sıfat. El kadimeti. Eski hikayeler ki cevabımız bu olacak. Çünkü metinde el kadime geçti. El hadise yeni demek. Modern demek arkadaşlar. El davile burada gördüğünüz gibi uzun demek. El cedide de yine yeni demek. Burada cedide ile hadisenin aynı anlama geldiğini ifade ediyoruz. Devam edelim. Uzdurral melikun. Kral mecbur kaldı ila kad'i kesilmesine. Kralın neyi kesilecekti? Hatırlayınız arkadaşlar, parmağı. Burada parmağı bulacağız. Bakın yedihi onun eli demek. İsba'ihi onun parmağı ki efendim burada parmağı anlamını bulduk. Cevabımız da ortaya çıktı. Vera'ihi Virahi arkadaşlar burada kol demek. Kademihi bu da ayak demek arkadaşlar. Emara el meliku Emara emretti. El melik kral emretti. Neyi emretti? Bir secini hapsedilmesini emretti. Kim hapsedildi idi hatırlayınız vezir. Attabi bu doktor demek. El efendim ifade edelim. El hurras askerler, bekçiler, koruyucular anlamını verebiliriz. El vezir, burada bakın vezir cevabımız olacak. Metinde vezir geçmişti çünkü. Şöyle ifade edelim arkadaşlar. Cevabımız vezir olsun. Zaimul kabile, burada zaimul kabile irade uygun okursak efendim kabilenin lideri demek. Devam edelim. Emara, zaimul kabileti, kabilenin lideri. Emretti. Bir, neyi emretti? Kralın bir şeyini emretti. Bir, bakın bir katlil melik. Kralın bu öldürülmesi demek. Bir secini efendim hapse atılması demek. B şıkkı. Ta'zib krala eziyet edilmesi, işkence edilmesi demek arkadaşlar. Terki bırakılması demek ki parmağının yaralı kesik olmasından ötürü bırakılmasını emretmişti. Cevabımız D olarak karşımıza çıkıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tedribatül müfredat ve terakib. Tamlama ve kelime alıştırmaları diyebiliriz buraya. Tedribat alıştırmaları, müfredat burada kelimeler ve terakib, terkipler, tamlamalar şeklinde anlayabiliyoruz. Bakınız arkadaşlar. İhtaril muradifel kelimat. İhtar seç. Muradif eş anlamlılarını el kelimat kelimelerin. Elleti bakın kelimeye bir sıfat geldi. Nasıl kelimeler? Tahtaha onun altında var. Haddin çizgi. Çizgi var imiş. Fil ibaratil atiye aşağıdaki cümlelerde. Dolayısıyla aşağıdaki cümlelerde altında çizgi bulunan kelimelerin muradiflerini yani eş anlamlarını seçiniz şeklinde. La yetimmu imanül mer'i illa bil imani bil kader. Şimdi arkadaşlar burada eğer kelime dağarcığınız geniş ise doğrudan yetim kelimesini görüp aşağıya bakıp hemen söyleyebilirsin. Ama efendim genişliği bilemiyorum ama her zaman metni okumak, parçayı okumak daha doğrusu cümleyi okumak kelimenin anlamını da bize verebilir. Onu da söyleyelim. Ama biz anlamını ifade ederek devam edeceğiz alıştırmalarımıza. La yetim, bakın tamamlanmaz. Ne tamamlanmaz? İmanül mer'i, kişinin imanı tamamlanmaz. İlla ancak bil imani bil kader, ancak kadere iman ederek tamamlanır şeklinde anlayabiliriz. Bakın burada yetim tamamlanır anlamına geldi. Tabi burada la olumsuzluk katıyor, onu ifade edelim. Bu bir edattır. Şimdi yetim bu tamamlanır. Yezidu artar demek. Yengus azalır demek arkadaşlar. Yektimili bakın tamamlanır, tamam olur anlamına gelir. Yakva da güçlenir demek. Cevabımız C olarak çıktı karşımıza. El musibetu kat daraet anhu musibeten eşedde. El musibetu musibet sıkıntı diyelim. Kat daraet anhu ondan giderdi. Dera'e an ile giderdi anlamına geliyordu. Musibeten eşedde daha böyle şiddetli bir belayı sıkıntı ondan giderdi dedik. Ondan engelledi diyebiliriz yine. Bakın menaat anhu ondan engelledi ondan giderdi.
Ve cevabımız ortaya çıktı arkadaşlar. Celebet lehu, ona çekti, ona getirdi anlamına gelir. Hafifet anhu, ondan böyle hafifletti, azalttı anlamına gelir arkadaşlar. Efendim, sebbebet lehu, ona bir şeye neden oldu gibi bir anlam içerir. El isbal, parmak, kadı, tesemmeme, efendim, zehirlendi. Ve seyyuzi el cisme, zarar verecek diyorum buraya. El cisme, bedene zarar verecek. Bakın burada zarar verecek kelimesini bulacağım. Seyyezidu, artacak. Seyyedurru, bakın zarar verecek arkadaşlar. Seyyenteşiru, yayılacak. Seyyemna'u, efendim, engelleyecek. Ve cevabımız seyyedurru olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Uzdurra'l melikü. Uzdurra arkadaşlar mecbur bırakıldı. Ya da mecbur kaldı desek de olur. El melikü tabii ki kral. İlâ kad'i isba'ihi, parmağının kesilmesine dedik. Mecbur kaldı. Anlamını bulacağız. Bakın karrara karar verdi. Sa'a, çalıştı, çabaladı efendim. Koştu gibi anlamlara gelir. İmtena'an, bir şeyden mümteni oldu. Bir şeyden uzak durdu. Ucbira ala, bir şeye mecbur kaldı. Bir şeye mecbur bırakıldı. Cevabımız Denizli oluyor gördüğünüz gibi. Evet, Rava rivayet etti. El Melikü Melik. Bu da aktardı, anlattı diyelim. Zaten rivayet etmek aktarmak anlamına geliyor, anlatmak anlamına geliyor. Kral anlattı. El Vezir, veziri anlattı. Neyi? Ma şey ki hadese oldu lehu, kendisi için. Başına gelen şeyi veziri anlattı dedi. Anlattı anlamına gelen kelimeler bulacağız. Semia, duydu, işitti. Ahbara, getirdi. Hakea, anlattı, hikaye etti. Sega, suladı. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi cevabımız Hakea'dır. Devam ediyorum. Ene urafiguke, daimen. Ene ben. Urafiguke, sana eşlik ederim. Daimen, daima sana eşlik ederim. Seninle birlikte efendim gezerim gibi anlamlara gelir. Sana arkadaşlık ederim gibi anlamlar içerir. Bakın okuyoruz hemen. Usahibuke, sana arkadaşlık ederim, sana eşlik ederim. Dolayısıyla cevabımız da ortaya çıktı ilk çıkımızda. Evet, bunu ifade edelim. Devam edelim. Uşahiduke, ben seni izlerim anlamına gelir. Usaiduke, efendim, sana yardım ederim anlamına gelir. Uhibbuke, ben seni severim anlamına gelir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Üktüb cem'al kelimat elleti tahtaha haddun fil ibaratil atiye. Bu defa da bizden şunu istemiş arkadaşlar. Aşağıdaki kelimelerin cemilerini yazınız demiş. Kelimelerine baktık. Kelimemiz burada. Burada bakın kânel vezir, vezir idi. Hakimen, böyle bilge birisiydi. Burada vezir kelimesinin cemisi vüzera'u şeklinde karşımıza çıkar. Tabii ben harfi tarifsiz yazıyorum arkadaşlar. Sözlük yazımına uygun olarak. Hekim de hükema'u şeklinde karşımıza çıkar. Burada tek renklendirmediği için ben yazmadım. Ama bakacak olursanız hükema olarak görürsünüz. Bilge demek arkadaşlar. Onu söyleyelim. Necaha, efendim, başarılı oldu. El Melikü, kral, fi istiyadil feriseti, avı avlamakta. Başarılı oldu. Dolayısıyla av avladı diyebiliriz. Melik cemisi emlak olarak karşımıza çıkar. Bir de mülük olarak karşımıza çıkar. Bu da krallar anlamına gelir. Kadaullahi, Allah'ın kazası, li ibadihi, ibadetleri için Allah'ın kazası. Yani burada ibadet demeyelim de kullarına diyelim arkadaşlar. Zihnim yani ibadete kaydı. Kullarına Allah'ın kazası daima, daimen fihi, bu kazasında var. Hikmetün, efendim, hikmet vardır. Allah'ın kullarına olan kazasında daima bir hikmet vardır şeklinde burayı anlayabiliriz. Hikmet kelimesinin, hikmet, bilgelik işte efendim diyebilirim ben buraya. Ya da
Kişinin işte lehine olacak bir durum gibi de belki açıklayabiliriz. Cemisi hikmatün şeklinde görebiliriz ve de hikemun şeklinde görebiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. Ra'a gördü el melikü. Kral neyi gördü? Anladı, fark etti de diyebiliriz çok rahat. Ennel isba parmak tesemmeme zehirlenmiş idi. İsba parmak demek cemisi esabi'u şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet, el iman bil kader. Kadere iman. Rüknün bir temeldir. Efendim biz burada asıldır demiştik. Şarttır demiştik. Minerkanel iman. İman şartlarından bir şarttır. Burada kader kelimesinin cemisinin akdar olduğunu görüyoruz. Zehebe gitti, el melikü, kral gitti, lisayet, ava gitti, avlanmaya gitti deriz arkadaşlar. Fi gabetin, baidetin, uzak bir ormanla avlanmaya gitti. Uzak bir ormanda avlanmaya gitti diyebiliriz. Orman kelimesi dikkatimizi çekti, gabetün. Bakın bunun cemisi gabun ya da gabatun şeklinde karşımıza çıkıyor efendim. Devam edelim ve burada alıştırmalarımızın devamında bizden şunu istemiş. Hatiminen nasıl getirin demek. Minen nasıl metinden. Zıddel kelimatil atiyet aşağıdaki kelimeden zıttını getirin demiş. Evet, zıttını getiriniz demiş. Biz burada kürbün, musibetün dedik. Biz eş anlamını tercih etmişiz arkadaşlar. Hemen onun zıttını yazalım biz buraya. Evet arkadaşlar, gerekli düzenlemeyi yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Bakınız, kerbun burada huzursuzluk, sıkıntı gibi anlamlara gelir. Burada feracun rahatlama, sevinme, rahatlık gibi anlamlar içerir. Sadhiyun yüzeysel anlamına gelir. Amiyakun ya da amigatun, metinde amigatun geçmişti. Derin demek arkadaşlar. Amik, müzekker kullanım. Amiga da müennes kullanımdır. Kabile, kabul etti demek. Rafa'da reddetti anlamına gelir. Tahassene iyileşti anlamına gelir. Düzeldi anlamına gelir. Sa'e kötü oldu, kötüleşti anlamına gelir. İkterabe yaklaştı anlamında idi. İbta'de uzaklaştı anlamına gelir arkadaşlar. Feşile başarısız oldu. Necaha ise başarılı oldu anlamlarına gelen fiillerimiz, onu ifade edelim. Diğer taraftan mubdiun ise yavaş demek. Burada musriun hızlı anlamına gelmekte gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, diğer bir alıştırmamızla devam ediyoruz. Arkadaşlar hemen alıştırmamızı okuyoruz. Bakalım, bakınız bizden ne istiyor? İmle doldurunuz demek malumunuz. El feraga boşluğu. Neyle dolduracağız? Bir kelimetin kelimeyle minel cevri. Bu cevri demek arkadaşlar kök anlamına geliyor. Kökü hake, kaf ve efendim mim olan kelimelerden oluşan, bu kök harflerinden oluşan kelimeyle doldurunuz. El mevcudeti, mevcut bulunan, fil kaime, listede şeklinde anlayabiliriz. Listede mevcut ha, kaf ve mim harflerinden kökü oluşan kelimelerle boşluğu efendim doldurunuz demiş. Kelimelerimize bakalım. Dilerseniz bir anlam verelim burada. Hakeme burada arkadaşlar hükmetti demek, hüküm verdi demek. Onu ifade edelim. Hemen bakınız hakeme hükmetti anlamına geldi. Gördüğünüz gibi. Burada hakim, bilge, bilgin demek, bilge demek arkadaşlar. Hikmetün, hikmet, bilgelik anlamına gelir. Hakimin hükmeden demek arkadaşlar. Ahkeme sağlamlaştırdı yine anlamına gelir. Muhkem kelimesi de sağlamlaştırılmış, muhkem edilmiş anlamına gelir gördüğünüz gibi.
Şimdi biz burada okuyup efendim boşluğa uygun gelecek kelimeyi tercih edeceğiz. Fi kadaillahi, Allah'ın kazasında vardır. Dedik ne vardır? Hayrun, hayır vardır, iyilik vardır. Başka ne var? Ve hikmetün, hikmet var. Bakın burada anlamı biliyorsanız buradan gidebilirsiniz. İraptan da yine yola çıkabilirsiniz. Buraya baktığımızda bir hayır kelimesi, bakın merfu kullanılmış. Bundan sonra vav atıf harfi, bu bize merfu bir şey lazım. Yine burada hakim kelimesi merfu görüyorum. Hakimi kelimesi merfu gördüm ama bakın tevminsiz kullanılmış. Bunu başka bir kelimede kullanacağımız anlamı da ortaya çıkıyor. El harisu, haris bekçi demek arkadaşlar. Genel olarak söyleyelim ya da gardiyan anlamına da gelir. İhlaqal babi, kapının kapanmasını ya da kapıyı kapatmayı bir şey yaptı. Fiilimiz arkadaşlar hakeme hükmetti. Burada ahkeme diğer bir fiilimiz sağlamlaştırdı anlamına geliyordu. Yani kapının kapanmasını gardiyan ya da bekçi iyice sağlamlaştırdı diyoruz. Şimdi burada nasıl bir anlam ortaya çıkabilir diye ben düşündüm ve şu şekilde ifade ediyorum. Kapıyı sıkıca kapattı. Kapının kapanmasını iyi yaptı, sıkıca yaptı, sağlamca yaptı gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla kapıyı sıkıca kapattı diyoruz. El veziru, bakın vezir, racülün bir adamdır. Habirun, uzman böyle, deneyimli. Biz buraya tecrübeli diyelim. Tecrübeli bir adamdır. Ve başka nasıl bir adamdır? Gördüğünüz gibi hakim. Yani şurayı yanlış söyledik arkadaşlar. Bu buraya gelecek. Hikmet var demiştik. Evet. Hakim bir adamdır diyoruz. Bilge bir adamdır dedik. Burada hayrun ve hikmetin olacak. Hikmet bilgelik anlamına geliyor idi. Halakallahu'l kevne bin nizamen. Halaka yarattı. Allah yarattı. El kevne kainatı diyebiliriz arkadaşlar buraya ya da varlığı da diyebiliriz. Bin nizamin muhkemin. Böyle sağlam bir sistemle yarattı şeklinde buraya anlam verebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, emara emretti. El medineti şehrin bir şeyi emretti. Şehrin kadısı ya da hakimi, yöneticisi, burada hakim yönetici anlamına da gelir. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla şehrin yöneticisi neyi emretti? Bir tanzifi şevari'i, caddelerin temizlenmesini emretti arkadaşlar diyoruz. Evet. Devam edelim. Nokta nokta el-kadi ale-sariqi bis-sicni, hırsızın hapsedilmesine hükmetti diyeceğim. Burada hakeme fiilini arkadaşlar buraya da getiriyoruz gördüğünüz gibi. Diğer alıştırmamıza devam ediyoruz. Tedribatu tabir, ifade alıştırmaları ya da ifade etmeye dönük alıştırmalar diyebiliriz arkadaşlar. Hemen okuyalım. İhtar edata rabdil münasibeti fi mayeti. Bu edat rab demek arkadaşlar bildiğiniz gibi bağlaç anlamına gelir. Bağlaçlar, bağlaç diyeceğiz. Tercih ediniz uygun bağlaçlar aşağıda diyor. Tabii önce okuyacağız. Bakınız. La yetimmül imanül mer'i. Tabii buradaki ifadelerimizi boşluğa gelecek bağlaçlar metinden zihninize kaldıysa yapabilirsiniz arkadaşlar ama kalmadıysa da buradaki kullanımları bilmekte fayda var. Onu ifade edelim. Kişinin imanı tamamlanmaz. Bil imani bil kader. Ancak kadere iman etmekle tamamlanır diyeceğiz. Bu anlamı bize illa verecek. Bakınız buradaki boşluğa illa gelecek. Lakin ancak anlamına gelir. Zaten la illa kullanım Arapçada yaygındır. Ancak şöyle olur, ancak böyle olur gibi bir anlam içerir. İndema arkadaşlar bu indema'dan sonra biz fiil cümlesinin geldiğini görüyoruz. Velev bu da şart edatıdır. Olsa bile şöyle şöyle olsa gibi kullanımlarını görmekteyiz. Devam edelim. Hamid el Melik. Hamide hamd etti. El Melikü efendim kral. Allah'a hamd etti. Kesiran çok hamd etti. O zaman şu soru zihnimize geliyor. Niçin hamd etti? Niçin hamd etti?
Leannehu bakınız çünkü o neca kurtuldu minezzebhi kesilmekten ya da boğazlanmaktan kurtuldu diyoruz. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Rafadal melikü. Rafada reddetti. El melikü melik. Ya da kabul etmedi. Kada'a isba'ihi. Parmağının kesilmesini reddetti. Bakın. Leannehu çünkü o sa'e haluhu. Onun durumu belki kötüleşti diyebiliriz ama devam edelim. Lemma sa'e haluhu. Durumu kötüleştiğinde reddettiği bir anlam çıkıyor. İza haluhu, daha kötüleştiği zaman belki bir anlam verebiliriz. Kötüleşirse diyebiliriz. Şurada hatta ile bir kullanımımız var. Nokta nokta oluncaya kadar anlamını veriyoruz. Sa'a haluhu, durumu kötüleşinceye kadar efendim reddetti anlamını veriyoruz. Hatta burada arkadaşlar hattaya sonunda durumu da kötüleşti anlamını verebiliriz. Devam edelim. Labudde min selametil kurban. Labudde min. Meli malı anlamını buraya veririz. Ve kendisinden sonra bir mastar gelir. Bakın selamet mastardır. Kurbanın sağlam olması gerekir. Burada selamet sağlam demektir arkadaşlar. Sağlam olması gerekir. Ve illa aksi takdirde ya da ancak anlamını veriyoruz. Hallet çöker. Lanetül aleheti ilahların da tanrıların laneti başımıza musallat olur gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Ve illa arkadaşlar kullanımını tercih ediyoruz. İza yaparsak başımıza efendim ilahların laneti çöktüğünde diyebiliriz. Ve in çökse bile diyebiliriz arkadaşlar. Yani çünkü anlamını burada verebiliriz. Gördüğünüz gibi leanne kullanım itibariyle anlam bakımından uygun oluyor ama leanneden sonra bakın bu enneyi arkadaşlar bir ismin gelmesi gerekiyor. Zaten enne grubu, inneanne grubu isim cümlesinin başına gelir. Oysa burada bir fiil cümlesi var. Zannel melikü devam ediyoruz. Melik zannetti. Neyi zannetti? Ennel vezira vezir feriha sevindi. Hadese lehu. Başına gelen şeye sevindi gibi bir anlam çıkacak. Fekazibe ve de o kızda. İza arkadaşlar burada bir anlam çıkartamıyoruz. Burada bima hadese lehu. Başına gelen şeyden ötürü sevindi gibi bir anlam verdi. Ve biz bu zaten bimayı arıyoruz. Ve lev SSA anlamı katar. İlla ancak bir anlam katar. Devam ettik. İstadel melikü ferisaten. Kral avladı feriseten av. Bir av avladı. Galel veziri. Vezir de şöyle dedi. Leallehu belki de o hayrın daha hayırlıdır. Ne zaman kral bir av avlasa vezir şöyle derdi anlamını burada bulmamız gerekiyor. Levla olmasa bile gibi bir anlam çıkar. Hatta bakın hatta cümle başında arkadaşlar fiil cümlesini ya da bir cümle hatta ile başlamaz yani hattadan hatta başka bir cümlenin akabinde kullanımdır onu söyleyelim. Ha, bunu ifade edelim. Genel kullanımı böyledir. Leanne çünkü yine bu enneden sonra bir isim cümlesi gelecek. Bakın burada sıfa fiil cümlesi gelmiş. Küllema tam da aradığımız anlam itibariyle ve kullanım itibariyle aradığımız bağlaştır. Küllema istadel meliku ferisatan her ne zaman kral bir av avlasa vezir şöyle derdi şeklinde cümlemizi ifade ediyoruz. Devam edelim. Hadihi bu min kısas. Minel kısas. Hikayelerdendir. Nasıl hikayeler? Tüekkütü bakın. Vurgular ennel kada Allahi. Allah'ın kazası hayrun hayırlıdır. Daha hayırlıdır. Buraya elleti gelecek ve bir sıfat ifade edeceğiz. Bakınız. Bu bakın arkadaşlar burada hadihi mübtedadır. Minel kısastan sonuna kadar olan ifade burada arkadaşlar şibih cümle olarak kabul ederiz. Ben çok ayrıntısına girmiyorum. Nasıl hikayelerdendir bu? Elleti tüekkütü vurgular. Enne kada Allahi hayrun Allah'ın kazasının daha hayırlı olduğunu vurgulayan ifadelerden
biridir ya da ifadelerden, hikayelerdendir şeklinde ifade ediyoruz. Devam ediyoruz. Temna'u el-musibetu. Temna'u engeller. El-musibetu musibet. Bela, sıkıntı. Musibeten eşedde daha böyle şiddetli bir belayı, sıkıntıyı giderir. Yani engeller diyelim. Bakın boşluğa ne gelecek? Burada bir tekü ne gördüm? Bu irab önemlidir. Burada tekün, burada muzari bir fiil. Burada muzari fiil arkadaşlar nasp edecek sadece hatta kullanım var. Buradan yola çıkabiliriz. Onu söyleyelim. Anlam da zaten buna uygundur. Olması için diyebiliriz. Tekune bidayeten lil feracı, kurtuluş için bir başlangıç olması için bir musibet, daha büyük bir, daha şiddetli bir musibeti de engeller şeklinde anlıyoruz. Ve devam edelim diğer bir alıştırmamızla. Üktüp yazınız dedi arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Bakın üktüp yazınız demek sualen arkadaşlar sorular yazını, soru yazınız münasiben uygun li külli cevabin, her bir cevaba minel ecibetil atiyeti, aşağıdaki cevaplardan. Şimdi cevaplarımız bunlar. Cevap üzerinden soru yazabiliriz. Bakınız haraca çıktı el melikü kral zat-ı yevmin, bir gün lisayda avlanmak için dışarı çıktı diyebiliriz. Dilerseniz bunu avlanmaya gitti de diyebilirsiniz bir gün. Buna efendim kralı sorabiliriz, zat-ı yevmini sorabilir, lisaydı sorabiliriz arkadaşlar. Ben de şu şekilde bir soru yönettim. Limada haracel melik ve zat-ı yevmin, bir gün kral niçin dışarı çıktı şeklinde lisaydı soracak bir soru yönelttim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Vehebe bakın gitti. El melik kral lisaydı avlanmaya gitti. Avlanmak için gitti. Fi gâbetin ba'idetin, uzak bir ormanda avlanmaya gitti diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar eyne zehebel melik lissaydı, nerede, nereye hatta gitti, avlanmak için kral nereye gitti ya da nerede avlanmaya gitti diye buraya da bir soru yazabiliyoruz. Devam ediyoruz. İ'tezara. Bakın özür diledi. El melikü kral. Bil vezir. Vezirden ala ma fa'alehu bihi. Ala burada den dolayı diyorum buraya. Ma fa'alehu, onu yaptı bihi ona. Ona yapmış olduğu şeyden dolayı kral vezirden özür diledi. Ya da vezire yapmış olduklarından dolayı vezirden özür diledi şeklinde anlayabiliriz. Bakınız burada limen kimden özür dilediği şeklinde bir soru yöneltiyorum ben. Limen olacak arkadaşlar. Buranın harekesi efendim sükun olacak. Limen i'tezara'l melik ala ma fa'alehu bihi. Kimden kral özür diledi ala ma fa'alehu bihi, ona yaptıklarından ötürü biz de veziri tercih ettik. Burada lam nereden çıktı? Kimden özür dileniyor ise ondan önce bir lam arkadaşlar i'tezara fiili kullanılıyor. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Emara bakın emretti. El meliku kral bi ihbari tabibi, doktorun getirilmesini ilal kasrı, saraya doktor getirilmesini emretti diyoruz. Burada kral ne emretti şeklinde bir soru yönelttim ben. Bime emara el meliku, kral ne emretti? Bakın burada emredilen şeyden önce ba harfi ciri geliyor. Onu da tabii kullandık. Dolayısıyla biz şurayı arkadaşlar sorduk. Devam edelim. El meliku kral. Hamidallahe kefira. Allah'a çok hamd etti. Leannehu, çünkü o neca minel zebhi demiştik. Hemen onu da görelim. Evet, minel zebhi. Bu boğazlanmaktan ya da boğazının kesilmesinden kurtulmuş idi diyoruz. Burada niçin hamd etti Allah'a çok şeklinde bir soru yönelttik. Limadani için el melikü kral hamidallahe kesiri, Allah'a böyle çok hamd etti dedik arkadaşlar.
Diğer bir cümlemiz ya'lemu biliyor el mu'minu mümin. Mümin bilir diyorum. Neyi bilir? Ennallâhe Allah yukadderu li'ibâdihi kullarına belirler. Külle umurihim onların tüm işlerini kullar için belirler. Mümin Allah'ın ve kulları için tüm işlerini belirlediğini ya da kulların tüm işlerini belirlediğini bilir diyoruz. Biz burada mümin ne bilir şeklinde ya da neyi bilir şeklinde bir soru yönelttik. Mâzâ ya'lemul mu'minu? Mâzâ ne? Ya da neyi ya'lemu bilir el mu'minu mü'min diyoruz. Dolayısıyla şuradaki arkadaşlar ennallâhe yukaddiru li'ibâdihi külle umurihi efendim kısmını sormuş olduk. Devam ediyoruz. Bakınız burada lev ve lam arkadaşlar kullanarak kullan niçin? İki cümleyi bağlamak için kema fil misal örnekte olduğu gibi. Şimdi örneği önce inceleyelim arkadaşlar. Lev ve lam kullanımı. Buradaki lam biraz zait gelir. Lev'in cevabına ve tekit arkadaşlar ifade eder. Ama örneğimizi tabii ki inceliyoruz. Ekûnü ma'ake ben seninle olurum. Fî rahmeti yolculukta. Ya'huduni beni alır. Haula'il mecaninu. Bu manyaklar demiştim arkadaşlar. Bu deli adamlar da beni alır şeklinde ifade ediyorum. Bakınız. Lev kuntu ma'ake fi'r-rihleti. Lev kuntu eğer olsaydım. Ma'ake senin yanında. Fi'r-rihleti yolculukta. Dolayısıyla yolculukta seninle birlikte olsaydım. Le'ehaveni beni alır idi. Haula'il mecanin. Bu manyaklar beni alır idi. Diyorum arkadaşlar. Buna uygun yapacağım bakın. Gördüğünüz gibi yettegil mu'min rabbehu mümin Rabbine'den sakınır. Yenalu rıdallahi Allah'ın rızasını elde eder. Lev ittegal mu'minu bakın rabbehu eğer mümin Rabbinin efendim Rabbinden sakınırsa le nale ulaşır rıdallahi Allah'ın rızasına ulaşır diyoruz arkadaşlar. Bazen mazi anlam da verebiliriz. Arkadaşlar eğer mümin Allah'tan sakınsaydı, Allah'ın Rabbinden sakınsaydı Allah'ın rızasını elde ederdi şeklinde ifade edebiliriz. Yeşteydi bakın çalışır et talebi öğrenci. Yancı başarılı olur fil imtihan sınavda. Bakın burada biz yine lam getirdik. Lamı nereye getiriyoruz? Fiilin başına getiriyoruz. Leviştahade İştehede et talip öğrenci çalışsaydı le neceha fil imtihan sınavda başarılı olurdu diyoruz. Yettahidül Müslümanlar birlik olurlar. Yantasirûne alâ aduvvihim düşmanlarını da yenerler, mağlup ederler. İttahadel Müslümun bu şekilde ifade ediyoruz. Eğer Müslümanlar birlik olsaydı le intafaru yenerler idi ala aduvihim düşmanlarını yener idiler şeklinde ifade ediyoruz. Yettebi'u uyar tabi olur. Ennas insanlar evamirallahi Allah'ın emirlerine. Yes'adune mutlu olurlar fiddareyni iki dünyada dedik. Lev ittaba'annasu insanlar tabi olursa evamirallahi Allah'ın dinine ve saidu mutlu olurlar fi dareyni iki efendim cihanda da mutlu olurlar diyoruz. Yetesaddaqul muslimu Müslüman tasaddukta bulunur, sadaka verir. Es'adel fukara fakirleri mutlu eder vel mesakin bir de miskinleri. Lev tasaddaqa'l muslimun Müslümanlar tasaddukta bulunursa ya da bulunsaydı le es'adu el fukara el vel mesakin fakirleri ve efendim miskinleri mutlu ederler idi şeklinde de anlayabiliriz burayı. Geldik buraya arkadaşlar. Buraya baktığımızda
Vardu fil kelimatil atiyete fi cümeli min inşaik demiş. Min inşaik. Şimdi bizden şunu istiyor. Bakın burada vardır kullan demek. El kelimat kelimeleri kullan. El ati aşağıdaki kelimeler. Bir cümlelerin içerisinde min inşaike kendince. Kendi kurduğun cümleler içerisinde kullan demiş. Kelimelerimiz bunlar arkadaşlar. Yu'minu iman eder. El kada'u kaza demek. El kader de kader demek. Bu şekilde bir cümle kurabiliriz. Metinden de yola çıkarak. Yu'minu iman eder. El Müslüman. Neye? Bil kaza'i vel kader. Kaza ve kadere iman eder diyebilirsiniz. Devam ediyoruz. Bakın burada harici çıktı demek. Es-saydu avlanmak demek. El-gâbeti orman. Haracel Melikü kral çıktı, lisaydı av için çıktı, filgabeti ormanda avlanmak için çıktı ya da avlanmaya çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Emara emretti, es-sicini hapis demek arkadaşlar. Vada bu da koy demek. Bakın Emara Melikü kral emretti. Neyi? Bir vada vezir, vezirin konulmasını fis-sicini hapse ve veznin hapse atılmasını diye kral emretti diyebiliriz. Burada emara fiilinin ba harfi cir ile kullanıldığında arkadaşlar önemsiyoruz. Amseke yine tuttu. Zaim lider demek. El melik kral demek. Metnimizi hatırlayabiliriz. Tabi şurası hemen onu düzeltelim. Burası emseke olacak arkadaşlar. Emseke zaimül kabileti. Kabilenin lideri. Bakın kabilenin lideri tuttu, yakaladı. Bilmelik kralı yakaladı diyebiliriz. Cüriha tabibi el melik. Bu cüriha meçhul kullanılmış. Yara aldı. Yara oluştu diyebiliriz ya da yaralandı diyebiliriz. Tabibi doktor el melik kral. Cerahat tabibi doktor yaraladı diyeceğim arkadaşlar. İsva'l melik kralın parmağını yaraladı şeklinde bir cümle kurabiliriz. Alime öğrendi bildi kelamın söz konuşma kelam demek sahihin doğru. Alimel melikü kral bildi öğrendi diyebiliriz arkadaşlar. Neyi ennel kelame konuşma sahihin doğrudur. Ya da sözün doğru olduğunu kral bildi şeklinde buraya da bir cümle getirebiliyoruz. Son kısım yine biz burayı ifade ediyoruz. Lahhiz bakın arkadaşlar özetle kıssata leallehu hayrun leallehu hayrun hikayesinin özetini yap demiş bir üslubike. Kendi üslubu bununla yap demiş. Sümme sonra da udkür söyle bahset durus dersleri vel ibara ibretleri El müstafade istifa edilecek olan ibretleri efendim söyle minha bu kıssadan şeklinde anlıyoruz. Evet arkadaşlar alıştırmamız bu kadar idi metin ve alıştırmamız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Arapçayla kalın, Arapçayla kalmaya devam edin diyorum.